Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda MCO-PLC'lerde ve MCO panellerde etiket tanımlamayı, etiketlerin kullanımını ve bunları PLC-HMI arasında nasıl ortak etiket kullanımı tanımladığımızı birlikte görelim. Öncelikle yeni bir proje açalım. Projemize bir isim verelim. PLC veya panel seçimimizi yapalım. Öncelikle kullandığımız PLC'yi seçiyorum. Bu PLC'ye USB port aracılığıyla şu anda bağlayayım. Dolayısıyla unutmadan USB'yi seçeyim. Şuradan PC PLC bağlantısından tamam diyorum. İkinci olarak bir de panel ekleyeyim projeme. Kullandığım panel 7C modeli probun. Onu da ekliyorum. Böylece iki cihazımı da eklemiş oldum. Şimdi öncelikle PLC'yi tıkladığımda altta görüyorsunuz PLC etiketi kısmı çıkıyor. Bu PLC etiketi dediğimiz kısım diğer ismiyle tag tablosu olarak da geçiyor bunun. PLC üzerinde bulunan adreslere, hafıza alanlara anlaşılır isimler vermemizi sağlıyor. Böylece programlamada ve arıza arama işlemlerinde bize büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü birçok adresi kafamızda tutmamız çok zor. Nedir, ne değildir? Sensör nereye bağlıydı? Buton nereye bağlıydı? Motor nereye bağlıydı gibi. Bunun yerine şemalarda belirtildiği şekilde bu etiketleri öncelikle buraya yazıyoruz. Daha sonra programlamaya geçiyoruz. Birkaç örnek üzerinde açıklayalım olayı. Örneğin X0 girişimize bir başlatma butonu, start butonu bağlıysa buna bir etiket ismi veriyoruz. Başlat ismini vereyim ben buna. X1'e bağlı butona da durdur ismini vereyim. Özellikle start stop demedim. Onun dışında Y çıkışlarından bir tanesi de lamba diyelim ilk çıkışımıza. Y bir boş bıraktım. Bir de data D hafızalarından bir tanesine veri ismini vereyim. Böylece 4 tane etiket tanımlamış oldum. Şimdi program kısmına gidersen ladder programlamaya şu şekilde geldim ilk network'üme. Bir adet kontak yerleştirdim network başına. Etiket ismi varsa burada çıkacaktır. Biraz önce vermiştim. Bakın başlatı seçtim. Tamam dediğim anda altta zaten adresi otomatik çıkmış oldu. Yazmama gerek kalmadı. Aynı şekilde çıkışına bir röle bağlayacaksam çıkış rölesi buradan gidip lambayı seçebilirim. Ya da istersen direkt yine adresini hatırlıyorsan altına adresini yazdığım anda yine etiketin ismi üstüne gelecektir. Bu şekilde programlıyoruz. Kullanmadığım bir etiket kullanmak istersen unutmuş olabilirim veya daha sonra bir şeyler eklemek istiyorsan şu şekilde kontağımı yerleştirdim. Geldim buraya adres yazdım. Örneğin X5. X5'e bir etiket tanımlamamıştık biliyorsunuz. Sonradan gidip bu şekilde X5'i buluyoruz. Ve X5'e etiketi verdiğimizde mesela sensör 1 dediğimizde gidip bakıyoruz. Etiketin buraya geldiğini görüyoruz. Şu kısma da başka bir etiket tanımlayalım. Buna da motor demiş miydik? Dememişiz herhalde. Ona da bir motor isminde bir çıkış bağlayalım isterseniz. O da Y2 olsun ya da Y3 olsun. Y3'ü gidip yine burada tanımlarsak üzerine yazacaktır. Birinci yöntem bu şekilde arkadaşlar. Bakın tüm etiketler gelmiş oldu. Etiket kullanmak zorunda mıyız? Hayır, kullanmak zorunda değiliz. Basit programlarda, kısa programlarda muhtemelen karıştırmayız ama program büyüdükçe etiketle çalışmak bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda bu bir firmaya verilecek bir programsa mutlaka etiketler olmalı ki buna bakım yapacak kişiler de rahatlıkla bunun ne olduğunu hatta network üstlerine açıklamalarına başlıklarını her network'ün veya bölümün yazmamız gerekir. Yeterli açıklamayı vermemiz gerekir. Şimdi etiket tanımlama birinci yöntem bu şekildeydi. İkinci yöntemde bir Excel dosyası açıyoruz. Ya da hesap tablosu Excel olmayabilir. Benimki Excel değil örneğin. Buraya etiketlerimizi yazıyoruz. X0'a diyoruz ki örneğin start diyelim bu şekilde. Burada dikkat edeceğimiz tek konu ilk hücreyi ve onun yanındaki hücreyi boş bırakıyoruz. Adres yazıyoruz, etiket yazıyoruz ya da boş bırakıyoruz. Çünkü program ikinci satırdan itibaren dikkate alıyor. Buraya isim yazacağımızı biliyor çünkü o yüzden. X1'e bir isim verelim. Stop diyelim bu defa farklı isimler olsun. Burada Y5'e bir isim, Y5'e ne diyelim? Motor, solenoid diyelim.
Bir tane de data alan olsun. D3 olsun. Bunlar da DDD olsun. Bu şekilde etiketlerimizin tamamını burada sıraladıktan sonra kaydediyoruz Excel'e. Direkt kaydedebiliriz. Fakat benimki Excel olmadığı için uzantısını XDS seçmem gerekir. Yani Excel uzantılı seçmem gerekir. Masa üstüne kaydediyorum. Etiketlerim ismini veriyorum. Zaten var diyor. Üzerine yaz dedim. Kaydettim. Şimdi gidiyorum yine editörüme. Yani Hypertwee'ye gidiyorum. Buradan etiket, piyasa etiketleri kısmından dosyayı yükleye gidiyorum. Buradan ilgili masa üstündeki dosyamı buluyorum. Şu şekilde etiketlerim ismindeydi hatırlayınız. XDS uzantılıydı. Tıklıyorum. Aç diyorum. Ve etiketlerimin buraya bakın geldiğini görüyorum. Bakın yeni verdiğim etiketler burada var. Aynen üzerine yazılmış. Y'ye bakalım. Bakın devamı gelmiş. Var olanlara eklemeler yapmış görüyorsunuz. İkinci yöntem de buydu arkadaşlar. Yani etiket listesi oluşturmanın. Şimdi bu tabii ki bu piyasada bu etiketleri tanımladık, kullanıyoruz. Bir de bunları panel tarafına aktarmamız gerekir. Yani panelde de bu etiketleri kullanabilmemiz gerekir. Bizim Hypertwee'de programımız biliyorsunuz tümleşik bir yazılım. Hem paneli hem PLC'yi programlamakta, yapılandırmakta kullandığımız veya izlemekte kullandığımız bir yazılım. Dolayısıyla ortak etiket kullanabiliyorlar. Bunu nasıl yapacağız? Ona da değinelim. Seçeneklere gidiyorum. Öncelikle haberleşme ayarlarını yapmalıyım. Yani panelimle PLC'm birbirine hangi yolla bağlı? Şu an benim RS485 hattı üzerinden bağlı. MQTT protokolünü kullanacağım. Bir isim veriyorum bağlantıya. Bug 1 diyeyim. Gidiyorum MQTT protokolünü seçiyorum haberleşme protokolü olarak. Buradan da hangi PLC ile haberleşeceğini belirtiyorum. Benim PLC'm şu. Seçtim. Ve ekle diyorum. Gördüğünüz gibi ekledim. Bağlantı hızım 57.000. Aynen bırakıyorum bunları. Biraz sonra PLC tarafında şu hızı yazmam gerekecek. Bunu yaptıktan sonra etiketleri yükle diyorum. Nerede ki diyor. Bir tane PLC'm var zaten. O yüzden bunu gösteriyorum. Birden fazla olabilirdi. PLC 1'deki etiketleri yükle dedim. Tamam dedim. Şimdi gidelim arkadaşlar bakalım araçlar. HMI tarafındayım şu an. Bakıyorum etiketlerimin tamamı gelmiş biraz önce tanımladım. Dolayısıyla artık bunları HMI tarafında kullanabilirim. PLC ile haberleşmede bir eksik tanımlamam var. Onu da göstereyim. PLC ayarlarına gidiyorum. RS485 bağlantıma gidiyorum. Bağlantı hızım 9600 görüyorsunuz. Varsayılanak 57600 alıyorum. Biraz önce çünkü panel tarafında 57600 olarak ayarlamıştım. Tamam diyorum. Programımı PLC'ye yüklüyorum. Değerliyorum. Hata yoksa yüklüyorum. Evet yükledim. Tamam diyorum. Şimdi gidiyorum form tarafına bir adet led koyayım. Buradaki led'i oradaki lambayla birleştireyim. Yani ilişkilendireyim. Led'i seçtim. Okuma adresine gidip buradan lambayı buluyorum veya motoru buluyorum ne istiyorsam. Tıklıyorum. Bakın ilişkilendirmiş oldum. Bunu da HMI'ıma yüklüyorum. Böylece artık HMI'ımla PLC'm birbiriyle çalışmış olacak. Şimdi PLC'mi RAN'a alayım. RAN moduna aldım. Gideyim VNC tarafından kontrolümü yapayım. Şöyle VNC'mi açayım. Şu an operatör panelime Ethernet üzerinden bağlayayım. Uzak bağlantı yaptım panelime. Uzak noktada şu an panelim. Tıklıyorum. Şu an fiziksel giriş biri. Bakınız VNC üzerinden operatör panel ekranını görüntülüyorum. Yaptığımız programda çalışmış oldu. Yani etiket ilişkilendirmemiz de gerçekleşmiş oldu. Etiket konusu kısaca böyle arkadaşlar. Umarım bu çalışma sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.